Gençlik rehberliğinin de temelini teşkil ediyor bu risale. Hepimizin ihtiyacı olan bir risale. Bugün de üçüncü meseleye geldik. İlk iki meseleyi okuduk. Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hulasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Malumunuz Bediüzzaman Hazretleri 1935'te tutuklanıyor. Zaten sürgünde kendisi. Şimdi ve kamyonlarla Eskişehir'e sevk ediliyor. Orada tabii hapse atılıyor yani. Yüze yaklaşan talebesiyle birlikte hapse atılıyor. İşte orada Cumhuriyet Bayramı, yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarından birinde oturmuş. Karşısındaki lise mektebinin, lise varmış orada, büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyor, oynuyor, eğleniyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Hakikaten burada verdiği misal bütün gençler için o kadar güzel bir hayat düsturu ki hepimizin için ihtiyaç yani. Şimdi kardeşimize soralım, sana soralım yani Muzaffer'in akrabası. Kaç yaşındasın? 25 yaşında. Şimdi düşünsen biliyorsunuz film ne demek sinema filmi? Geçmişte yaşanan olayları bugün gösterebilen bir vesile. Canlandırıyorlar. Aynen öyle. Canlandırıyorlar. Şimdi öyle bir şey olsa ki sinema tekniği mümkün değil şu anda. 50 sene sonra meydana gelecek olayları bugünden görebilme imkanı olsak. Şimdi beraber bir hayal alemine gidelim. Hani hayal pilavı tatlıdır. Neydi ismin senin? Yasin. Yasin kardeşimle 25 yaşında. 50 sene sonra bir defa hayatta olup olmamasını bilemiyoruz. Ama Türkiye ortalamasına göre hayatta olmama ihtimali daha fazla. 71 herhalde Türkiye ihtimali. Hatta 69 Avrupa gibi değil. Şayet hayattaysa şekere mi tutulacak? Kalp hastası mı olacak? Amca bey gibi böyle benim gibi ayakları mı ağrıyacak? Gözlerini mi kaybedecek? Bunları bilemiyoruz. Peki aynı sinemada Akgündüz'ü görelim. Kadir'de çürümüş. Hiç sağlam vücudu kalmamış. Ben çünkü 56 yaşındayım. 50 daha derseniz yani 106 yaşında. 106 yaşında mümkün değil. Yani bizim Türkiye ortalamasına göre Allah bilir tabii 500 sene de yaşatır da. Yani o çocuk kabul edilen şu genç kaç yaşındasın sen? 15. 15. 50'yi koy 65 yaşında. Dişleri dökülmeye başlamış. Ya. Demek ki bu çok önemli bir hadise yani. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri 18 yaşında o lisenin bahçesinde oynayan kızları 50 sene sonra düşünüyoruz. Her biri ne olmuş? 68 yaşında. Kimisi yaşlanmış, kimisi ölmüş, kimisi çirkinleşmiş. O övündüğü güzelliği kalmamış. Kimisi çevresinden sıkıntı, kocasından dayak yiyor. Yani her türlü sıkıntılar, kimisi ölmüş kabirde, dünyada güldüklerine pişman olmuş ağlıyor ama faydası yok. Bu misali iyi dinleyin. Gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar. Çünkü 68 yaşında zaten çoğu ölmüş. Azap çekiyorlar. 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş. 50 sene sonrayı düşünün. Gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Bugün bir tane hayatı da nizamsız bir kadının bir beyanatını, haberi bakıyoruz ya gazete okuya, işte ne var ne yok diye. Diyor ki, dünyada en güzel şey annelikmiş diyor. Yani diğer zevkler her şeyi bir tarafa diyor. Dikkat ederseniz Türkiye'de de, Avrupa'da da, dünyada da meşhur olan kadınların hiçbirinin çocuğu yok. Sadece yanında bir iki köpeği var yani o kadar. Bunun dışında
Demek ki o zaman çok pişman vaziyetteler yani. Çünkü bakan yok, eden yok. Kat'i müşahede ettim. Yani bu hayal değil bu, gerçek bu. Böyle olduğunu gördüm. Onların o acınacak hallerine ben ağladım. Onlar gülüyor ama ama ağlanması gereken halleri var 50 sene sonra. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız. Çok dertli gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir. Yalnız bu misalin özü Kur'an-ı Kerim'de. Onu da söyleyeyim. En az 4-5 yerde, daha fazla yerlerde Kur'an-ı Kerim dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyanların cennetteki sohbetlerini ve bu dünyada iyi ki Allah'a ibadet ettiklerini, kendilerini yoldan çıkarmak isteyenlerin halinin çok perişan olduğunu sahnelerle gösteren ayetler var. Ondan da bir tane okuyacağım ben. Hazırladım yani. Hep Sure-i Sad'ı okuyordum. Bu sefer Araf suresini okuyacağım. Hepsi birbirinden tatlı. وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ Ahirette sanki olmuş gibi Kur'an-ı Kerim tasvir ediyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim alemi ahiretin mukaddes haritası. Orada ne varsa, ne olacaksa hepsini Kur'an-ı Kerim, işte ileriye yönelik sinema nedir derseniz Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Rabbimiz bildiği için ne olacağını, kitabında da onu tasvir ediyor. Cennete layık olanlar, cehennemdekilere şöyle dedi. Bu enteresan bir şey bu. En kad vecedna ma va'adena rabbuna hakka. Fehel vecedtum ma va'ade rabbukum hakka. Yani cennettekiler diyor bunu. Arkadaşlar, bize Rabbimiz neyi vaat ettiyse hepsinin doğru olduğunu şu anda tadarak görüyoruz. Cennetteyiz çünkü. Yani anlatabildim mi? Sizin Rablarınızın vaat ettikleri ne alemde diyor. Çok aşağılayıcı bir soru, biliyor musun bu? Onlar cehennemde yanıyor zaten. Onlar da diyor ki Subhanallah kaluna. Maalesef. Bu maalesef yani. Evet ama bizim de Rabbimizin vaat ettikleri başımıza geldi ama cehennem şeklinde geldi diyorlar. Bu konuşmaya bile müsaade edilmiyor. فَاَدَّنَ مُعَدِّمْ بَيْنَهُمْ اَلَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Hemen aralarına bir münadi, bir yani çağırıcı, bir davetçi girerek uzak olun, cehennem ehliyle konuşmak bile sizin için lezzettir, cennet ehliyle Allah'ın laneti zalimlere olsun diye bağırdı. Ya, ondan sonra devam ediyor yani. Böyle şeydeyse, Sure-i Sad'daysa ne buldun diyor. Hani beni kandırmaya çalışıyordun. Neredeyse senin diyor aldatmacalarına ben de aldanacaktım. Orada da öyle diyor. Başka bir yer daha var. Onu da okuyayım mı? O da çok enteresan. Sure-i Furkan. Hepsi birbirinden güzel de yani sadece böyle işte böyle tadını tatmak gerekiyor yani. Tadını tatmak gerekiyor. Sure-i Nur mu? Sure-i Furkan. Sure-i Furkan tabii. Yaşlanma Gündüz Hoca, daha sağ olsun. Yaşayacaksın. İhtiyacı olur. Ya estağfurullah, yok. Şurası o kadar güzel ki aman ya Rabbi. İşte o dünyada Allah'ın verdiği gaybi haberlere inanmayan, onun emir ve yasaklarını yerine getirmeyen ve yevme ya'addu zalimu ala yedeyi, ellerini parmaklarını dişler. İnsan çok sıkılınca, yani anlaşıldı değil mi? Yakul der ki, ya leyteni tehastu ma'al rasulü sebiyle. Yahu keşke bize hakikatleri anlatan peygamberlerin gösterdiği yoldan gitseydim. Ya veylete, yazıklar olsun benim başıma ki. Leyteni, keşke, lem ettehid fulanen halila. Filana arkadaş edinmeseydim. Yahu Veste bir ders var dedi. Vallahi diğer arkadaş da gel Fenerbahçe maçına gidelim dedi. Keşke gitmeseydim o maça da. Kur'an tefsirini dinlemeye gitseydim. Yaşanacak bu. Geçen bir sohbetim vardı, bir haber geldi. Dediler hocam bugün iptal ediyoruz. Niye dedim?
Dedi bugün derbi maçı var ulan, derbileşersiniz yani. Kimse gelmez dediler. Bir daha da gitmeyeceğim zaten. Ben biraz inatçı bir insan. Bu tabir çok enteresan. Ne acıdır ki o beni dershaneden, Kur'an okumaktan alıkoyup da futbola götüren, diskoya götüren veya chat yapalım diyen insanlar لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ beni Allah'ın gönderdiği hakikatleri hatırlayıp ders almaktan alıkoydular. Bade hiç yani, halbuki bana gelmişti. Anlatmışlardı. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَدَوْلًا vallahi şeytan insanı her şeyden mahrum bırakıyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Rezil ediyor. Allah Allah. Şimdi üstadı dinleyelim bu ayetlerden ve bu misalden sonra. Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri sonu kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Şimdi biz ona yakınız amca beyle. Kabir kışına. Her an ben hissediyorum yani. Hissediyorum. Subhanallah. Geçen babam rüyama geldi birkaç uzun aradan sonra. Ahmet Hoca haçlığını vermedin dedi. Bir kalktım ki yatsı namazını kılmamışım. Çok enteresan yani. Haçlığımı vermedin dedi. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadiseleri sinemayla hali hazırda şu anda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadiselerini, istikbalde meydana gelecek olayları gösteren bir sinema bulunsa ehli dalalet, ehli dalalet ve sefahetin 50 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki gördüklerine ve gayrimeşru keyif ve eğlencelerine nefretler ve teellümlerle, yani çok acıyacaklar ve ağlayacaklardı. Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken sefahet ve dalaleti, gayrimeşru hayatı, Kur'an'a ve sünnete aykırı fikirleri tervic eden, teşvik eden bir manevi şahıs, küfür şahsiyeti bu, hepimizin kalbinde var. Kalbinde değil de nefsinde var. İnsi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi. Bunu yaşıyoruz yani. Namaza kalkmak istiyorsun, bir tembellik sebebi ortaya çıkarıyor. Anlaşıldı değil mi? Biraz Kur'an okuyayım diyorsun, uykun geliyor. Anladın değil mi? Ya 3 saattir maç seyrediyorsun, uykun gelmiyor. Niye şimdi geliyor uykun? Yani çok garip bir şey yani. Dolayısıyla hepimizin içinde böyle bir şey var. Dedi ki, biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Ya hayat geçiz zaten. Bize karışma. Böyle diyen nefsimiz var. Ben de cevaben dedim ki, madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahete, gayrimeşru hayata atılıyorsun, katiyen bil ki. Kesin olarak şunu bil ki, senin dalaletin hükmüyle, o inançsızlığının neticesi olarak bütün geçmiş zaman, zamanı mazi olmuş ve mağdurdur. Anlaşıldı değil mi? Bütün geçmiş zamanı mazi, yani geçmişte kalan zaman ölmüş durumdadır yani. Şimdi ahirete inanmayan, Allah'a inanmayan bir insan için 70 yaşında da olsa geçen 70 yıl geri dönme imkanı var mı? Bitmiş demektir, yok olmuş demektir. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristan gibidir. Çünkü anan ölmüş, baban ölmüş, yaşıtların ölmüş. Baktım benim sınıf arkadaşlarım yavaş yavaş ölmeye başladı. Kimisi kazadan, kimisi kanserden. İşte bir sebep oluyor. İnsaniyet alakadarlığıyla, insanız çünkü, yakınımız olmasa da böyle tanıdıklarımızın, yaşıtlarımızın ölmesi ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa da ölmemiş ise kalbine
o hadsiz firaklarda. İster asker arkadaşı, ister mahalle arkadaşı, ister akrabaların, onlardan ölüp gidenlerin ayrılıklarından ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler, sıkıntılar senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi. Gelecek istikbal zaman, önündeki gelecek zamanlar için de itikatsızlığın cihetiyle. Çünkü yarına kadar kalacağına dair elinde senet yok. Ahirete de inanmıyorsun. Yine mağdur. Gelecek de karanlık. Ve karanlıklı ölü dehşetli bir vahşetgah gibidir. Niye vahşetgah? Her ölen yok olup gidiyor çünkü. İmansıza göre. Bize göre öyle değil. Bize göre ölüm bu fani dünyadan ebedi cennet saraylarına Allah tarafından yapılan bir davet. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah sizi selamet ve huzur diyarı olan cennete davet ediyor diyor. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan, şu anda yaşanan zamana uğrayan biçarelerin başları ecel celladının satırıyla bir gün kesecek, küçük veya büyük. Ecel celladı hepimizin boynunu kesecek. Kesilip hiçliğe atıldığından inançsıza göre, mütemadiyen devamlı akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hadsiz elim endişeler yağdırıyor. Arkadaşlar bu noktada hiçbir zaman insan hayvanların en adisi kadar dünya hayatından lezzet alamaz. Sebep de akıldır. Sebep akıl. Çünkü akıl sebebiyle hem geçmişin dertleri, çünkü yakın bir zamanda akraban, genç bir çocuğun vefat ettiyse onu en az 10 sene unutman mümkün değil. Hem de geleceğin üzüntüleri. Acaba ne olacak? Bütün bunlar insanın lezzetine zehir katıyorlar. Ama hayvan öyle değil. Akılsızlık onun için büyük bir nimet. Yani biraz sonra deprem de olacak olsa inek yeşil otu yemeye devam ediyor. Ha deprem olur ölürse zaten ölmüş oluyor. Burası çok enteresan. Ne ablası ağlıyor ne de kızı hüzünleniyor. Hatta yanında annesi ölüyor. Diğeri yeşil yemeye devam ediyor. Demek ki bu cihetle insan hayvana da ulaşamıyor lezzet noktasında. Şimdi, bura çok önemli, eğer senin sefihane, çok gayrimeşru olan cüz'i lezzetini zir-ü zeber alt üst eder bu durum. Eğer dalaleti ve sefaheti bırakın, yani Kur'an ve sünnete aykırı fikirleri ve de gayrimeşru hayatı bırakıp iman-ı tahkiki, gerçek manada iman. Bu gerçek manada iman ne demek? Sen bir söyle bakalım. Böyle karşımda durup hiç ceza ödemeden oturuyorsun. Olur mu öyle şey? Ne demek? Gerçek manada iman şartlarına uymak ve onları yaşamak. Evet. Evet. Yani inanmak var, bir de gereğini yapmamak var. Evet. Çok güzel. Yani fena değil. Yani üzerinden bir 15-20 puan aldım yani. Yani ama tam değil. 22'nin sözü misal vermek gerekiyor. Arkadaşlar bir üstadın misalini vereceğim. Bir de onu daha iyi anlamak için, yani yoksa imanı tahkiki anlamazsak buradaki hakikatleri tam izah edemeyiz. Üstad imanı ikiye ayırıyor. Biri taklidi iman, biri de tahkiki iman. Taklidi iman demek anadan babadan, çevreden görülerek, onları taklit ederek Allah bir peygamber hak. O kadar. Böyle bir iman. Ben Müslümanım Allah'a şükür. Ama tahkiki iman gerçekten delilleriyle Cenab-ı Hakk'a ve iman esaslarına iman etmek demek. Üstad bunu anlatmak için çok güzel bir misal veriyor. Mesela diyor, bir köyün meydanına, anlaşıldı değil mi? Müthiş bir mal geldi. Ama müthiş kıymetli mallar geldi. Hakikaten köydeyken öyleydik. Bizim köye gelse bu kamyon deriz, derviş dayıya geldi. Çünkü dükkanı var. Yani hiç kimse düşünmez başkasının malı geleceğini. Der ki işte bu mallar ancak filan ağanındır, filan tüccarındır. Bu taklidi bir imandır. Çünkü
o kamyonundan indirilen, tırdan indirilen mallara, neydi isminiz? Bekir. Bekir kardeş dese ki, yahu öyle değil kardeşim, hepsi derviş dayının değil. İki parça da benim dese, aksini kimse ispat edemez. Çünkü kafadan duyma, yani kabataslak diyorsun ki bu tır kimin olur? Derviş dayının olur ancak. Bizim köyü misal veriyorum. Anlatabildim mi yani? Bu çok rahat iptal edilecek bir şeydir yani, inanıştır. Ama bir de birisi de var ki bir tır mal geliyor, indiriliyor paketler, baletler. Gidiyor, üzerini teker teker okuyor. Diyor ki bu filan fabrikanın, filan ustanın ürünü, şuna gelmiş, şuna etmiş. Şimdi bütün dünya gelse onu kandırıp da o tırdan bir paket alamaz. Der ki bir dakika, bu filandır, filanındır der. Aynen öyle de diyor. İşte bu dağlar, taşlar ve bu kainatı ancak işte anamın babamın dediği gibi Allah yaratmıştır demek var. Bu taklidi iman. Ama bir de şu kainattaki her bir sanat eserinde, insanda, hayvada, hayvanda, meyvede, ağaçta vesairede Allah'ın kudretinin mucizesini görüp, üstad işte 55 dil diyor, 55 lisan diyor, çok enteresan. Ona göre bu Allah tarafından ancak yaratılır demek var yani. Demek ki bu üstadın 22. sözdeki muhteşem izahı, orayı okumak lazım. İkinci misal de şu, ben bunu daha basitleştiriyorum, halk şeyi. Şimdi sen Erzurum'da kaldın mı hiç? Kalmadın. O zaman anlamazsın imanı tahkiki. Anlamak için oraya da kalmak lazım. Şimdi mesela Mardin'de kalan bir adam kışa taklidi iman eder. Niye? Evlerde çünkü kalorifer yok. Sıcak çünkü, anladın değil mi? Yani kış geleceğine inanır da işte taklidi imandır o. Yani hiç hazırlık yapmaz. Ama Erzurum'da olan tahkiki iman sahibidir kışa. Erzurum'da şimdi tabii değişti şartlar, benim zamanımda kış çıkar, Haziran ayı kömür alma ayıdır. Yoksa soğukta kalır önümüzdeki kışta. O kadar önemsiyor ki tam tahkiki iman etmiş yani kışa. Hazırlık yapıyor. Şimdi işte senin o verdiğin tarif tam buydu. Şimdi notum biraz yükseliyor. Yani Erzurumlu gibi ahirete iman edeceksin ki hazırlık yapasın. Yoksa Mardinli gibi ahirete iman edersen hazırlığa ihtiyaç görmezsin yani. Bu çok önemli tabii. Tahkiki iman, taklidi iman. Evet, uzattık ama fakat önemliydi o. Şimdi diyor ki üstad, eğer dalaleti ve sefaheti bırakıp imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen iman nuruyla göreceksin ki o geçmiş zamanı mazi, o geçmişte kalan zaman madum, yani yok hükmünde, yok olmuş, her şeyi çürüten bir mezaristan değil. Ne annem, ne babam, ne Resulullah, ne Abdülkadir Geylani, bunlar yok olup gitmediler. Ya ne? Belki mevcut, şu anda varlıkları devam ediyor ve istikbale inkılap eden, ahirete dönüşmüş, nurani bir alem ve baki ruhların, yani devamlı varlığını devam ettiren ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu, bekleme salonu. Hani büyük saraylarda bekleme salonları olur ya, görünmesi haysiyetiyle değil elem, bırak üzüntü çekmeyi, belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi. Bunu tattırmış Bediüzzaman gibi, Abdülkadir Geylani gibi, İmam Gazali gibi insanlar dünyadayken cennet hayatını yaşamış. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh'ı düşünün. Diyor ki perde-i gayb açılsa öyle ahirete, Allah'a iman ediyor ki gayb perdesi açılsa da gözüme gösterilse o inandıklarım benim yakinim ziyadeleşmez diyor yani. Öyle iman ediyorum ki ona olan inancım da bir artma olmaz yani. O kadar ki gözüyle görür gibi iman ediyoruz. Gelecek istikbal zamanı değil vahşetgah ve karanlık, belki iman gözüyle görünür ki saadet ebediye saraylarında, ebedi mutluluk sarayları olan cennette
hadsiz rahmeti ve keremi bulunan ve her bahar ve yazı bize birer sofra yapan ve nimetleriyle dolduran bir Rahman-ı Rahim-i Zülcelali ve İkram'ın. İkramı, celali, cemali, rahmeti, merhameti, nihayetsiz olan Allah'ın ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış. Resulullah'ın tabiriyle مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ بِقَلْبِ بَشَرٍ. Demişler ya Resulallah, cennete gittin geldin Miraç gecesi. Anlatır mısın bize? Demiş anlatayım. Vallahi o kadar güzel nimetler var ki ne göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Yani insanın kalbinden bile geçiremeyeceği kadar, anlatamayacağı kadar güzellikler. Demek ki oraya sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğimden derecesine göre baki bir alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve elemsiz, üzüntüsüz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. İmansız oldu mu dünyanın sahibi de olsan, saraylarda da olsan bedbahtsın ve mutsuzsun. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini bu meşhur bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşiye olarak yazılan bir temsille beyan edeceğiz. Mesela bu da çok tatlı. O kadar güzel bir misal ki ya ben attım mı ben bir şey buna? Yani dersin lezzetinden attım. Şeyi unuttuk, çayı unuttuk yani. Halbuki ben şeker hastasıyım. Ağzım kuruyor maalesef. Güzel de çay yapmışlar yani. Mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın sekeratta olmak üzereyken, ölmek üzereyken. Bir tek çocuğun var, o da ölüm döşeğinde. Sıkıntıyı düşünün artık. Küçük çocukları olanlar daha iyi anlar bunlar. Daha iyi anlar. Ve meyusane, ümitsiz, ölüm döşeğinde. Elim ebedi firakı, ebediyen ayrılacağını düşünürken birden Hazreti Hızır geldi. Veya Hakim Lokman gibi, Lokman Hakim gibi bir doktor geldi. Tiryak gibi bir macun içirdi. Yani tam bir ilaç içirdi. O sevimli ve güzel evladın gözünü açtı. Ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. Buna itirazı olan var mı? Bir tek evladın var, ölmek üzere. Ölüm döşeğinde artık. Yani bekliyorsun ki ebediyen ayrılacaksın. Birisi geldi. Dedik ya niye düşünüyorsun? Bu hastalığı kolay. Bende bir ilaç var. Verdi, kullandı, iyileşti. Kalktı senin yüzüne gülüyor. Bundan daha sevinçli bir hal olabilir mi? İşte o çocuk gibi. Sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar sence mahbub insanlar. Başta kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Azam. Sahabeler. Ne kadar insan, Bediüzzaman Hazretleri biliyordu öyle diyor. Eğer diyor İmam Rabbani Hazretleri yani Hindistan'da sağdır, ziyaretine adam kabul ediyor diye bir haber gelse, aklım varsa elindeki bütün imkanları sarf edip gidip ziyaret ederdim diyor yani. Şimdi yahu insan kim istemez başta Resulullah bütün sevdikleriyle tekrar buluşmayı. Ha, o manzi mezaristanında, o geçmişteki kalan günlerde senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken birden iman hakikati Hakim-i Lokman gibi, Lokman Hekim gibi o büyük idamhane tevehüm edilen. Sanki kabir ahirete inanmayanlar için büyük bir idamhane, idam yeri. Mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler. Hep Kur'an ayetleri bunlar. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Asıl onlar hayat sahibidirler ama siz farkında değilsiniz. Bu tabii bütün ölüler için geçerli. Ve biz ölmemişiz, ölmeyeceğiz. Yine sizinle görüşeceğiz. Lisan-ı hal ile dediklerinden aldığın hadsiz sevinçler ve ferahları İman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki iman hakikati, o iman edebilme. Öyle bir çekirdektir ki
Eğer tecessüm etse, böyle cisim haline, meyve haline gelse, bir cenneti hususi ondan çıkar. Siz tekrar tekrar duydunuz. Çok enteresan, Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı ihtilal olmuş. Tam Suriye'nin Esad dönemini yaşıyor, yani Beşar Esad dönemini yaşıyor. Sıkıntılı günler. Huzur kalmadı diyor şey Cumhurbaşkanı ondan sonra. Hemen kim o? Sadullah Nutku abi var Eskişehir'de hapishanede. Yanında da şey var. Osman Yüksel. Serden geçti. Hemen bir mektup yazıyor Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve hepsine. Diyor bu dünyada huzur isteyen Sadullah Nutku'nun diyor şu hapishanedeki odasına gidebilir diyor. Çünkü bütün dünya huzursuz ama o hapishane köşesi onun için cennetten hiç farkı yok. İmam bunu yapıyor yani. Bu bir vaka. Ve o çekirdeğin şecere-i tuğbası tuğba ağacı hükmüne geçer. Olur dedim. Bu sefer yeni bir itiraz. O muannit döndü dedi. Hani hepimizin başta nefis ve şeytanımız olmak üzere İslamiyet'in aleyhine, gayrimeşru hayatın lehine konuşan o küfrün temsilcisi diye tartışma muhatabı. O döndü dedi ki efendim hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefahet ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Zaten geçen okuduk, yine tekrar edeyim. Yani bu iman hakikatinden nasibini almayanlar iki türlü yol seçme hakları var diyor. Birisi insanlıktan sıyrılıp çıkacaklar. Böyle başkasını ezmek ve öldürmekle lezzet alacaklar. Diğeri de her türlü gayrimeşru hayat yollarıyla akıllarını uyutacaklar. Kendilerini sarhoş edecekler. Başka türlü huzur bulmaları mümkün değil. Şimdi ona yöneliyor. Diyor ki hiç olmazsa hayvan gibi yaparım. İnek nasıl düşünmeden yapıyorsa ben de onun gibi düşünmeden lezzet alır, keyif çatar. Bediüzzaman diyor ki cevaben dedim ki hayvan gibi olamazsın ey insan. Olabilmek için aklını çıkarman lazım. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişi düşünüyor ne geleceği. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alıyor. Ya 2 sene önce babam kurban kesilmişti. Ah ah deyip yani. Öyle bir derdi yok. Anladınız değil mi yani? Öyle bir derdi yok. Otunu yemeye devam ediyor. Halbuki yarım saat sonra da kendisi kesilecek. Orada da derdi yok. Ve ne de gelecekten endişeler ve korkular alır. Lezzetini tam alır o. Yediğini tam yer. Anlatabildim mi? Rahatla yaşar yatar. Burada yatar dedi de çok hoşuma gidiyor. Yine tekrar anlatayım. Çok anlatıyorum ama belki ilk defa dinleyen bir genç olur hakikaten. Allah uzun ömür versin. Şener abiyle biz Hınıs'a gitmiştik. Orada ta 1977 yılında gençlere ders yapıyordu. O misali hiç unutmuyorum ben. Yani diyor ki mesela içinizden birisine diyor çok özür dilerim öküz gibisin desek Karadenizliyse çıkarı tabancayı öldürür insanı yani. Hiç kimse. Halbuki yani birisine öküz demekle öküz olmuyor değil mi Metin Bey? Böyle bir şey gördün mü sen? Allah var yani diyorsun. Emin değilsin. Olan Allah biliyor da sen de biliyorsun değil mi? Öküz olmayacağını. Gözünü sevdiğin Metin. Şimdi ya öküz olmadığı halde anladın değil mi? Bir adam gayret kabul ediyor onu ya. O zaman biz Bayağıkesir'deki problemi iyi çözmemiz lazım. İnsan büyüktür öküz. Derdi ki Allah uzun ömür versin. A artı B parantez karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B kare. Öyle mi? Açılım bu. Eşitlik bu. Şimdi bakalım acaba insan büyüktür öküz dedik ama açılımını yapalım bakalım yani. Büyük mü, küçük mü, eşit mi? Açılım yapacağız yani. Geometri şey bayağı kesir problemi. Şimdi önce öküzü açalım. Hani küçük olan o ya. Öküz doğar. Yer. Bak ne kadar onun yediği belli insanı. Artık orada torpil geçiyoruz insana. İnsan onun kadar yiyemez hoş. İçer. Orada da yine torpil geçiyoruz insana. Eşit kabul ediyoruz. Anlatabilirim. Hayattan lezzet alır. Hiç insanla kıyaslanmaz. Ve ölür. Eğer ibadet ve ahiret hayatı olmazsa. İnsana atıyoruz. Doğar, yer, içer, yatar, istirahat eder, lezzet alır
ve ölür. O zaman eşitliğin her iki tarafı eşit olduğundan insan eşittir öküz. Yani bunu kızmaya, üzülmeye, tabanca ile vurmaya hiç ihtiyaç yok yani. Çünkü öyle değil ama ya. Öyle değil. Allah Allah. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez bile. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Fakat ben hiç unutmuyorum, bir kurbanda ben bunu denedim. Ta ilkokul son, ilk ortaokuldayken. Bizim bir koç var, ötekini bekliyoruz. Onu yatırdı. Öteki bitmek üzere ki, bizimkini kesecek. Ben elimde yonca deriz, çok güzel ot. Onu vereyim dedim, başladı yemeğe. Yatırılmış yere yani, anlatabildim. Biraz sonra pık diye kesilecek. O aldırmıyor, yoncayı fırsat biliyor, yonca deriz. Bilir misiniz o otu? Çok harikadır. Fakat o his dahi gider, o elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat ilahiye kaybı bildirmemektedir. Yani gelecekte başına ne gelecek hayvanlara bildirmemiş Allah. Ama akıl kaybı bilmese de tahmin edebiliyor. Ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Yani örtüyor. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir bu. Fakat ey insan, senin mazi ve müstakbelin, hem geçmişin hem de geleceğin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmış. Evet, gaybı bilmiyorsun ama fakat annenin ölümünü hatırlıyorsun. Trafik kazasında ölen 5 yaşındaki oğlunun ölümünü unutamıyorsun. Veya hasta olan yakınını unutamıyoruz. Setri gayptan, o gayb perdesinin örtmesi hadisesinden, hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, elim firaklar, ayrılıklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüz'i lezzetini hiçe indiriyor. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur, ya aklını çıkar at. Maalesef bir kısım ehli dalalet bunu yapıyor. İçki içerek. Kendini gayrimeşru eğlenceye vererek. Hayvan ol kurtul, o mümkün değil. Veya aklını başına imanla al, Kur'an'ı dinle. 100 derece hayvandan ziyade bu fani dünyada dahi safi lezzetleri kazan diyerek onu ilzam ettim, susturdum. Yine o mütemerrit, inatçı, küfrün temsilcisi olan şahıs döndü bana şöyle söyledi. Bu da çok önemli gençler, özellikle sizin için. Hiç olmazsa ecnebi, gayrimüslim dinsizler gibi yaşarız. Şimdi biliyorsunuz şu anda dünyada birkaç grup insan var. Bir grubu ateist. Bir grubu agnostik. Agnostik demek yani ne inanıyor ne inanmıyor. Ne Musa'ya ne İsa'ya hiçbir şey inanmıyor. Ama İnkarcı değil, ateistler gibi. İşte bunun dışında belli bir batıl dine inananlar var. Müslümanı var, Hristiyanı var, Yahudisi var. Şimdi efendim ben Hristiyanlar ve Yahudiler her türlü lezzeti tadıyor. Ben de onlar gibi olurum. Üstad o kadar güzel bir mukayese yapıyor ki olamazsın diyor. Bir Müslüman gayrimüslim gibi de olamaz. Ben önce bir misali hatırlatacağım. Üstadın misalini. Daha sonra burayı okuyacağım. Üstad iki bina misali veriyor. Düşünün ki iki bina diyor. Ahmet kardeş. Bir binanın diyor bütün odalarının elektrikleri tek bir düğmeden, şartelden açılıp kapanıyor. Evet. Ama diğer binanın, ikinci binanın her odasının ayrı anahtarı var. İkinci binada diyor bir odanın anahtarı kapalıysa diğer odaları açabilirsiniz diyor. Anladın değil mi meseleyi? Niye? Birbirine bağlı değil çünkü. Ama diyor birinci binada bütün ışıklar tek şartelden idare edildiği için şartel kapandı mı artık o binada ışık kalmaz. Aynen öyle de diyor. Birinci bina bir Müslümanın vücududur diyor. İkinci bina da bir gayrimüslimin. Bir Müslüman diyor, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya bile imanı ve bütün ahlaki ve ilmi güzellikleri Kur'an'dan ve Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendiği için
O şartel kapandı mı Müslüman anarşist olur diyoruz. Ruhunda artık insanlığa faydalı olabilecek bir damar kalmaz diyor. Ama bir Hristiyan zaten bozuk bir dine mensup. İslamiyet'i tercih edip dininden çıksa daha çok Hazreti İsa'ya iman eder. Hem de doğru iman eder. Şimdi ona ilah nazarıyla bakıyor, peygamber olduğuna inanır. Veya en azından insanlığa faydalı bir kısım kemalatı kalır diyoruz. Bugün İslam alemindeki anarşistlerin durumuyla Avrupa'daki ateistlerin durumu ortada. Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünkü onlar bir peygamberi inkar etse diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de Allah'a inanabilir. Bunu da bilmese kemalata, insanlığa faydalı kemallere vesile olan bazı seciye ve ahlakları bulabilirler. Fakat bir Müslüman en ahir, en son, en büyük, dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa inkar etse, onun zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi hatta Allah'ı da kabul edemez. Çünkü bütün peygamberleri Allah'ı, kemalatı onunla bilmiş, öğrenmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun içindir ki eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar. Hiçbir Müslüman hakiki Yahudi, Mecusi veya Nasrani olmaz. Diyeceksiniz ki hocam Müslüman olup da mürted olanlar var, Hristiyan olanlar var. Adamın neresi Müslüman? Tıpkı Tevfik Fikret'in oğlu Haluk gibi. Yani adam zaten ateist. Bunun Yahudi olması, Hristiyan olması bir mana ifade etmiyor. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur, vatana millete zararlı, muzır bir halete girer. İspat ettim, o muannit, inatçı ve mütemerrit şahsın daha tutanacak bir yeri kalmadı, kayboldu, cehenneme gitti. İşte ey medrese Yusufiye'de, aynı zamanda şu dünyada ve North Medresesi'nde benim ders arkadaşlarım, madem hakikat budur ve bu hakikati Risale-i Nur o derece kat'i ve güneş gibi ispat etmiş ki 20 senedir, 100 senedir mütemerritlerin, inatçıların inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli, kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde, çettir, şudur, budur, bunların yerine Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak, manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek, bunun yolu bir araya gelmek. Başka türlü tek başına yapamıyoruz. Şeytan tek başına kaldın mı seni mağlup ediyor. Kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek, birbirinin güzel huylarından istifade edip bu hapishaneyi güzel seciyeleri, fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi amali saliha. İyi amellerle hapishane müdür ve arkadaşları, cani ve katillerin başlarında zebani gibi azap memurları değil, belki Medrese Yusufiye'de cennete adam yetiştirmek ve bence burası Medrese Yusufiye'den daha tehlikeli bir yer yani Hollanda. Buradan cennete adam yetiştirmek çok zor. Ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur, birer müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.